Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kulak duyu organını işleyeceğiz. Başlayalım. Kulak, işitme ve denge organıdır. Kulak, insanda işitme ve denge organı olarak görev yapar. Kulak, hep işitme diyoruz ama %50 işitme ise %50 de denge organıdır diyebiliriz. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Görseli inceleyelim. Dış kulakta kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı bulunur. Orta kulakta ise çekiç, örs, üzengi, oval pencere ve östaki borusu bulunur. İç kulakta ise arkadaşlar yarım daire kanalları, işitme sinirleri ve salyangoz bulunur. Yarım daire kanalları vücudumuzun dengesi ile ilgili bilgileri beyinciye iletir. İşitme sinirleri işitme amaçlarından aldığı bilgiyi beyine iletir. Salyangoz ise ses dalgaları işitme amaçları aracılığı ile işitme sinirlerine iletir. Bunları daha ayrıntılı bir biçimde göreceğiz. Dış kulaktan devam edelim. Kulak kepçesinden kulak zarına kadar olan kısımdır dış kulak arkadaşlar. Kulak kepçesi kıkırdaktan, kulak zarı bağ dokudan oluşur. Kulak kepçesi ile kulak zarı arasında kalan bölüm kulak yolu olarak adlandırılır. Kulak kepçesi ve kulak yolu ses dalgalarını toplar ve kulak zarına iletir. Kulak yolu kulağa giren toz ve yabancı maddeleri tutan bir sıvıyla kaplıdır. Kulak zarı ses dalgalarını titreşim haline dönüştürerek orta kulaktaki kemiklere iletir. Arkadaşlar az önce de bahsettiğimiz gibi kulak kepçesi ve dış kulak yolundan oluşur. Kulak kepçesi sadece memeli hayvanlarda var. Memeli hayvanlardan da sadece karada yaşayanlar da var. Suda yaşayanlar da yok. Su zaten sesi iyi iletiyor biliyorsunuz. Ondan dolayı gerek yok. Kulak yolunun sonunda orta kulak ile dış kulağı birbirinden ayıran kulak zarı bulunur. Bir de kulak kepçesi kıkırdak yapılıdır arkadaşlar. Yaş ilerledikçe kulak kepçemiz büyür. Mesela 80 yaşında, 75 yaşındaki insanlara bakacak olursak kulakları büyüyor. Orada kıkırdak doku var. Aslında o büyüyor arkadaşlar. Bir de dış kulak yolunda kulak kiri adı verilen salgıyı üreten hücreler var. Bu salgı kulağa giren yabancı maddeleri tutuyor. Kulağımızın iç kısmında o kulak yolunda bulunan yapı hassastır. Normal derimiz gibi değildir. Burada salgı üreten hücreler vardır. Bu hücreler ne yapıyor? Dışarıdan giren havadaki mikropları, tozları, bakterileri tutuyor. Salgı üretiyor. Sonrasında bu salgı kuruyup arkadaşlar dışarı atılabiliyor. Dış kulak da bu şekilde. Orta kulak. Orta kulak çekiç, örs, üzengi kemiklerinin bulunduğu bölümdür. Bu kemikler vücudun en küçük kemikleridir. Orta kulak, kulak zarıyla dış kulaktan, oval pencere ile iç kulaktan ayrılır. Orta kulak, östaki borusuyla yutağa bağlanır. Bu yapı kulak zarının her iki tarafındaki hava basıncını ayarlar. Östaki borusunun yutağa açılan bölümünde sürekli kapalı bulunan bir kapak bulunur arkadaşlar. Yükseklik değişimleri kulaktaki basınç değişikliklerine yol açar. Esneme, yutkunma gibi olaylarla bu kapak açılır. Atmosfer basıncı ile orta kulaktaki hava basıncı dengelenir ve kulak zarının yırtılması önlenir. Ağız ve yutaktaki bakteriler östeki borusunu geçerek orta kulağa ulaşabilir. Bu duruma orta kulak iltihabı denir. Arkadaşlar kulak zarı ile başlayan ve içi hava dolu odacıktır orta kulak. Belirli bir basınç vardır orta kulağımızda. Birbirleriyle eklem yapmış çekiç, örs, üzengi kemikleri bulunur. Ses dalgalarının kulak zarına çarpmasıyla oluşan titreşimler orta kulak kemiklerinde 15-20 kez arttırılarak iç kulağa iletilir. Orta kulak östeki borusu ile yutağa bağlanır. Bu östeki borusu çok önemli arkadaşlar. Östeki borusu orta kulağı yutağa bağlıyor. Östeki borusunun görevi orta kulaktaki hava basıncı ile dış ortamdaki hava basıncının dengelenmesini sağlamak. Dolayısıyla kulak zarının patlamasını önlüyor. Ne olur orta kulakta? Basınç var demiştik ya arkadaşlar. Eğer dışarıdaki basınç azalacak olursa bu sefer dışarıya doğru basınç yapar.
Dolayısıyla yutkunduğumuz zaman o basıncı dengeliyoruz. Bu da öz takiburcu sayesinde oluyor arkadaşlar. Bir de ilginç bir şey söylemek istiyorum. Öz takiburcu bizim kendi sesimizi aslında tam duymamızı engelliyor. Yani başkalarının bizi duyduğu gibi biz kendimizi duyamıyoruz. Kendinizi başkalarının duyduğu gibi yani nasıl duyduğunu öğrenmek istiyorsanız sesinizi cep telefonuna kaydedin. Sonra bir dışarıdan dinleyin arkadaşlar. Çok farklı gelecektir. Devam edelim iç kulak. İç sıvı dolu kanallardan meydana gelir. Bu kanallar salyangoz, tulumcu, kesecik ve yarım daire kanallarıdır. Salyangoz, işitmenin gerçekleştiği bölümdür. Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları dengeden sorumlu bölümdür. Salyangoz, şekil bakımından salyangozun kabuğuna benzeyen helezon şeklinde kıvrılmış kanallardan oluşan bir bölümdür. Üstte vestibular kanaldan, altta timpanik kanaldan ve bunları birbirinden ayıran kohlear kanaldan oluşur. Her üç kanalın içi de sıvı doludur. Vestibular ve timpanik kanal perilenf sıvısıyla, kohlear kanal endolenf sıvısıyla doludur. Vestibular kanal oval pencereye, timpanik kanal yuvarlak pencereye açılır. Kohlear kanalın tabanındaki temel zar, üzerinde korti organı bulunur. Sese karşı duyarlı reseptörler buradadır. İşitme reseptörlerinin uçları çatı zarı denen başka bir zarla bağlantılıdır. Arkadaşlar, işitme ve denge ile ilgili merkezler bulunur. Yani sinirler bulunur iç kulakta. İşitme ile ilgili sinirlerin salyangozun içindeki korti organında bulunur. Arkadaşlar, duyu organlarında nerelerde sinirler bulunuyor bunları bilelim. Bunlar çok önemli. Mesela gözü gösterdik. Gözde sarı benekte bulunuyordu. Kulakta ise işitme ile ilgili sinirler korti organında bulunuyor. Görsele geçelim. Korti organı da arkadaşlar şu salyangozun içerisinde bulunuyor. En sağ üstte gördüğünüz salyangoz görselinde oval pencere dediğimiz pencereden ses titreşimleri salyangozun içerisine aktarılıyor. Üzengi kemiği oval pencereden salyangozun içerisine aktarıyor. Kıvrımlı kısmı da açacak olursak arkadaşlar ses dalgaları orada kanallar içerisinde ilerliyor. 3 tane kanal var arkadaşlar salyangozun içerisinde. Vestibular kanal üstte, timpanik kanal altta, ortada da kohlear kanal dediğimiz kanal var. Vestibular ve timpanik kanalda perilenf sıvısı, kohlearda ise endolenf denen sıvı var arkadaşlar. Salyangozun içerisinde üstte vestibular, ortada kohlear, altta timpanik kanal olmak üzere 3 tane kanal var. Devam edelim. Sesin takip ettiği yol. İşitme olayı. İnsan kulağı 20-20 bin hertz arasındaki sesleri duyabilmektedir. İşitme olayı ses dalgalarının kanallarda sıvı dalgalarına, reseptörler ve duyu sinirleri arayıcılığıyla da elektriksel dalgalara dönüşmesi esasına dayanır. Kulak kepçesiyle toplanan ses dalgaları kulak yolundan geçerek kulak zarına, oradan çekiç, örs, üzengi kemiklerine ve oval pencereye ulaşır. Ses dalgaları vestibular kanal içindeki sıvıda basınç dalgaları oluşturur. Bu dalgalar timpanik kanalı geçerek yuvarlak pencereye çarpar ve yok olur. Bu durum yeni gelen titreşimleri duyabilmek için iç kulağı yeniden hazır hale getirir. Vestibular kanaldaki basınç dalgaları kohlear kanalı ve temel zarı aşağı doğru iterek onların titreşmesini sağlar. Bu hareket reseptörlerin çatı zarı sürtünmesine ve eğilmesine yol açar. Bu durum reseptörlerde impuls oluşmasını sağlar. Duyu sinirleri oluşan impulsları alır. Önce talamusa, sonra beyin kabuğunda işitme merkezine iletir. İşitme merkezine gelen impulslar ses olarak algılanır. Sesin takip ettiği yol. Öncelikle arkadaşlar sesin takip ettiği yolu çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ses dalgalarını kulak kepçesi topluyor. Geldik kulak kepçesine. Kulak kepçesinden kulak yoluna geldi. Kulak yolundan kulak zarına geldi. Sonra sırasıyla çekiç, örs, üzengi, sonrasında oval pencere. Oval pencereden arkadaşlar ne yaptı? Salyangozun içerisine girdi. Dalız dediğimiz yere.
Ondan sonra vestibular kanal, timpanik kanal, kohlear kanala geçti ses. Kohlear kanal da korti organına geldi. Korti organından da arkadaşlar duyma sinirlerine geldi. Duyma sinirleri sesi beyne iletti ve duyma gerçekleşti. Kulak duymuyor aslında, beyin duyuyor. Vestibular kanal yoluyla uç kısma ulaşan ses dalgaları uç kısımdan timpanik kanala geçer. Timpanik kanalın sonunda yer alan yuvarlak pencere ses dalgalarını yok eder. Görsele bakalım arkadaşlar. Yine görselde sesin takip ettiği yol verilmiş. Kulak kepçesi, daha sonra dış kulak yolu, orada kulak zarı, daha sonra orta kulak kemikleri yani çekiç, örs, üzengi, daha sonra oval pencere, oradan vestibular kanal, timpanik kanal, daha sonra yuvarlak pencere, temel zarın hareketi, korti organı, duyu sinirleri, talamus ve oradan da en son arkadaşlar beyin kabuğu yani işitme merkezine iletilir ses. İşitme kaybına gelelim. İşitme testleriyle yapılan uluslararası ortamlardan daha düşük seviyede işitme fonksiyonu tespit edilmesidir. İşitme kaybı dış kulak ve orta kulak hastalıklarından kaynaklı olabileceği gibi iç kulakla, beyinle ve işitme sinirleriyle ilgili farklı nedenlerden de kaynaklanabilir. Dış kulak kaynaklı nedenler kulak kepçesi yokluğu ve şekil bozukluğu, dış kulak yolunun kapalı olması, dış kulakta yabancı cisim varlığıdır. Orta kulak kaynaklı nedenler orta kulak iltihabı ve kireçlenmesi, yırtılmış kulak zarı, orta kulaktaki tümörlerdir. İç kulak kaynaklı nedenler işitme sinirlerinin çeşitli nedenlerle zarar görmesi ve iç kulak iltihaplarıdır. Tüm bu nedenlerin yanı sıra gürültülü ortamlarda bulunmak, genetik faktörler ve yaşın ilerlemesi de işitme kaybına sebep olabilir. İç kulakta meydana gelen işitme kaybı kohlear implant denilen tıbbi bir araçla düzeltilebilir. Kohlear implant sesleri kodlanmış elektriksel sinyallere dönüştürerek işitme sinirlerinin uyarılmasını sağlar. Beyin bu uyarıları ses olarak algılar. İşitme cihazlarıyla ses yükseltilerek hastanın sesi duyması sağlanır. İşitme kaybını ve derecelerini tespit etmek için yapılan testlere işitme testi adı verilir. İşitme kaybı da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi denge olayına geçelim. Denge, vücut ve baş birlikte döndürüldüğünde iç kulaktaki yarım daire kanalları ve bu kanalların içindeki endolenf sıvısıyla birlikte hareket eder. Endolenf sıvısının hareketi yarım daire kanallarındaki ampulla denen kısma yerleşmiş reseptörleri titreştirir. Bu değişiklik duyu sinirlerinde impuls oluşturur. Oluşan impulslar beyin ve beyinciğe iletilir. Vücut pozisyonuna ayarlanarak denge sağlanır. Oval pencerenin gerisinde dalız adı verilen yapı bulunur. Dalız, tulumcuk ve kesecik olmak üzere iki odacık içerir. Bu odacıklar bireyin yer çekimine ya da doğrusal harekete göre konum almasında görev alır. Odacıklar içinde jelatinimsi bir madde ve bu madde içine uzanan kıllı hücre tabakasına sahiptir. Jel içerisinde gömülü kalsiyum karbonattan oluşmuş küçük tanecikler bulunur. Bu küçük taneciklere otolit denir. Otolitler dengeden sorumludur. Burası çok önemli arkadaşlar. Otolitler dengeden sorumludur. Kesecik ve tulumcuk vücudun konumu ya da doğrusal hareketi hakkında beyne bilgi verir. Bir süre kendi etrafında dönüp aniden hareketsiz kalındığında hala dönüyormuş gibi hissedilmesinin sebebi yarım daire kanallarındaki endolenf sıvısının hareketine devam etmesidir. Sıvı hareket ettikçe reseptörler impuls oluşturmaya devam eder. Denge kaybı beyin ve beyinciğe, omuriliğe, göze ve iç kulağa bağlı olarak meydana gelebilen denge bozukluklarıdır. İç kulakta yarım daire kanalları içindeki otolitlerin hareket etmesiyle ortaya çıkan denge kaybı ve baş dönmesi vertigo denilen rahatsızlığa yol açar. İç kulak basıncının artması, denge sinirlerinin iltihabı ve tümörler denge kaybına neden olabilir. Denge kaybı denge kazandırıcı egzersizlerle
ilaçlarla ve cerrahi müdahale ile düzeltilebilir. Ne demiştik arkadaşlar? Kulağımız %50 duymaysa %50 de denge organıdır. Dengeyi sağlayan yarım daire kanallarıdır. Şimdi iç kulakta bulunan yarım daire kanalları tulumcuk, udrikus ve kesecik vücudun dengesini sağlamada görev alıyor. Bunu unutmayalım. Görselimize gelelim. Görselde arkadaşlar yarım daire kanalları var. Tulumcuk ve kesecik denen yapılar var. Buralarda arkadaşlar otolit dediğimiz denge taşları var. Bu yer çekimine karşı böyle dik durduğumuzda vücudun dengesini sağlıyor. Yarım daire kanalları da böyle döndüğümüz zamanki denge olaylarında görev alıyor. Denge olayında sadece tulumcuk, kesecik, yarım daire kanalları görev almıyor arkadaşlar. Aynı zamanda beyincik de görev alıyor. İkisi beraber gelen sinirleri değerlendirdikten sonra vücudun dengesini sağlıyor. Tulumcuk ve kesecik vücudun yer çekimine karşı duruşunun ayarlanmasında görev alır. Biz buna statik denge diyoruz arkadaşlar. Yarım daire kanalları ise dönme, hızlanma ve yavaşlama hareketlerinde vücudun dengesini sağlar. Buna da dinamik denge diyoruz. Bunları unutmayalım arkadaşlar. İkinci görselimize geçelim. Görseli incelediğimizde arkadaşlar bu yarım daire kanallarının taban kısımlarında ampula dediğimiz şişkinlikler var. Bu şişkinliklerde kupula dediğimiz jelatinimsi bir sıvı var. O sıvının içerisindedir. Tüylü hücrecikler, denge sinirleri yarım daire kanallarının içerisinde arkadaşlar endolenf sıvısı var. Aynı salyangozda da olan sıvı. Bu endolenf sıvısının hareketi sonucunda kupula dediğimiz o jelatinimsi sıvı da hareket ediyor. Dolayısıyla tüylü hücrecikler uyarılıyor arkadaşlar. Ona göre de dengemizi ayarlıyoruz. Denge olayı da bu şekildeydi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kulak duyu organını işledik. Kafanıza takılan bir soru olursa yine aşağıdaki alanı kullanabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.